Türkiye aylardır Rabia Naz'a ne oldu sorusunun cevabını arıyor. Neyse ki bugün insanlık adına küçük ama dava adına büyük bir adım atıldı nihayet. Adli kaynaklar aylar sonra da olsa küçük kızın ölümünde intihar düşük ihtimal dedi. O gün olay yerini inceleyen 8 polisin şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Rabia Naz'ın bu terasta bir işi yok. İntiharla olaylı bir durumu zaten hiç yok. Adli kaynaklarda bugün babasıyla aynı şeyi söyledi. Rabia Naz'ın ölümünde intihar düşük ihtimal dedi. Olay yeri inceleme polisi bize koşarak kendini buradan attığını söyledi. O polisler hakkında da soruşturma başlatıldı. 8'inin ifadesi alındı. Yazıklar olsun bunlara ki o polise de, o savcıya. Rabia Naz daha 11 yaşındaydı. Geçen yıl Giresun'da evinin önünde cansız bedeni bulundu. Aile hayat dolu küçük kızlarının canına kıymış olma ihtimaline inanmadı. Adli tıp raporu da bu düşüncelerini doğruladı. Buradan koşsa benim çocuğum, koşsa, öyle koşsa. Buradan bu çocuk kendini nasıl? Bir hop yapması lazım. Şuraya ayağını vurması lazım. Buraya vurunca bu çocuk nasıl 4.30 mesafeyi aşacak o kiloyla, o ağırlıkla? Herkes sır perdesinin kaldırılmasını beklerken Giresun Sulh Ceza Mahkemesi kızının neden öldüğünü araştıran babanın ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırılmasına karar verdi. Ben bu karara öncelikle bir vatandaş olarak gülüyorum. Ben madem o zaman deliydim de bunun 3-4-5 ay öncesi neredelerdi? Babaya deli damgası vurulması bütün Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Adalet Bakanlığı dosyayı yeniden açtı. En büyük şüphe o gün olay yerine gelip inceleme yapan polislerle ilgiliydi. 8 polisin tek tek ifadesi alındı. Olay bir şekilde kapatılsın durumuna girmişler. Bu nettir, ihmal değildir, bu kasıttır. Bugüne kadar önemsenmeyen 60 tanık yeniden dinlenecek. Sorulmayan, geçiştirilen ayrıntılar tek tek gün ışığına çıkarılacak. Rabia Naz'a ne olduğu ortaya çıkarılacak. Bu saatten sonra yapacak oldukları açıklamalar kendileri rezil ederler.